Sonunda PlayStation koleksiyonumu tamamladım. Bakın burada bir PlayStation 1 var. Burada PlayStation 2 var. Burada PlayStation Bir dakika bu tekerle gelmiyor. Ağırmış. PlayStation 3 var. Hemen ardından ne geliyor? 3'ten sonra ne geliyor? 4 geliyor. Süper. PlayStation 4. 4'ten sonra da arkadaşlar görünmüyorum. Bir saniye. Bölüm sonu canavarımız Level 99 boss PlayStation 5 geliyor. Onu ayağa kalkıp getirmem lazım. <laughs> Bunu nasıl koyacağım abi? Nereye koyacağım ben bunu ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam. Burada şu an PlayStation 1, 2, 3, 4, 5 Hepsi var ve hepsine şöyle kenara çekip konuşacağım. Bu videoda bakacağız. Daha önce YouTube'da böyle bir video izlediniz mi? Büyük ihtimalle hayır. Size tek videoda bütün PlayStation'ları gösteriyorum. Daha ne yapayım yani ya? Daha ne yapayım ya? Zaten buradaki oyun konsollarından 3 tanesini gördünüz arkadaşlar. PlayStation 3'ün videosunu çektim. 4'ün videosunu çektim. Bayağı eski bu arada. Bayağı eski derken video bayağı eski. Şuralara koyacağım. İsterseniz izleyebilirsiniz. Kalitemiz falan düşük tabii o zamanlar. Bir de konuşmam da bir tuhaf. Yani konuşma olarak Gerçekten çok yol kat etmişim Geçmişe bakınca bu kim diyorum ya PlayStation 5'in de videosunu çektim Videosunu çekmediğim anı olarak iki tane konsol var Birisi PlayStation bir diğeri PlayStation 2 Bu iki konsolu ayrı ayrı çekip sonrasında bir de koleksiyonu göstermeyi falan istemedim Olayı çok uzatmaya gerek yok Hepsine tek tek bir videoda bakıp hemen olayı bitirelim istedim İsterseniz bu videonun Xbox versiyonunu da çekebiliriz. Şu an Xbox Series X, Series S işte 360 gibi konsollar var ama daha eksiklerim var. Onları tamamlamam lazım. Xbox'ı Xbox, Xbox çekebilmek konuşamadım. Nintendo serisi gerçekten zor olur. Belki Nintendo ile ilgili yapabilirim eğer tamamlayabilirsem. Bilmiyorum. Şimdiden sözünü vermeyeyim. Bu videonun ne kadar sevileceğine falan bağlı yani. Artık bakacağız, göreceğiz. Sırasıyla gidelim. Öncelikle tabii ki PS1'dan başlayacağız. PS diye hitap edeceğim artık. Çünkü tek tek hepsine PlayStation, PlayStation, PlayStation deyince video uzun olacak. PS deyip geçeceğim. Hepsine sırayla gidince bir yandan da konsolların gelişimini görmüş oluruz. Yıllara göre çok keyifli video olacak. Yemeğinizi falan alın gelin yani. Uyarmadı demeyin. Benim aldığım PS1 yani PS1 2000 yılında çıkan model. Bir de bunun 98 yılı olması lazım. 98 yılında çıkan FED kasası var. Onun temizini bulamadım. Zaten her konsolun da bütün modellerini tek tek almadım arkadaşlar. Sadece sırasıyla birden 5'e kadar her konsol modelinden bir tane aldım. Yani bütün derken bunu kastediyorum. Sonra yorumlar kısmında bana kardeşim PlayStation 3'ün 3 farklı modeli var. PlayStation 4'ün bilmem kaç farklı modeli var. Onları almamışsın. Bunlar hepsi değil falan gibisinden yorumlar yazmayın. Zaten biliyorum arkadaşlar. Aynı cihazdan 3-4 tane farklı model almaya gerek yok yani. Şimdi görüyorsunuz bu konsolun kutusu 2000 yılında çıkmış bir konsola göre oldukça temiz görünüyor. Koleksiyondaki bütün oyun konsolları böyle hepsi neredeyse sıfır ayarında ve çoğunluğu sıfır. Zaten bence bunu özel yapan şey de bu. Buradaki konsolların hepsine fazladan piyasanın çok daha üstünde fiyatlar ödeyerek olabildiğince sıfır ayarında almaya çalıştım arkadaşlar. Tahmin edebileceğiniz gibi içlerinden en zoru PS1 oldu. Çünkü 22 yıllık falan yani düşündüğünüz zaman 22 yıl boyunca kullanılmış bir konsol ne kadar temiz olabilir? Ama olabiliyor işte. Buldum. Çünkü bu bulduğum gerçekten çok az kullanılmış. Bakın öncelikle içerisinden ps 1ın 2 joystick'li gamepad'i çıkıyor. Bu aslında PlayStation'ın ikinci çıkardığı daha yeni nesil kontrolcü oluyor. İlk çıkardığı kontrolcü bu arkadaşlar. Bunda herhangi bir joystick bulunmuyor. Bu oldukça temiz görünüyor çünkü bunu çok fazla kullanmamış sanırım alan kişi. Bakın bunu bir tık daha fazla kullandığı için şurasında bir sararma mevcut. Yalnız işin güzel kısmı bence şimdi geliyor arkadaşlar. Adam bununla birlikte iki tane kontrolcü alıyor. Bir tane almıyor. İkinci kontrolcüye neredeyse hiç dokunmuyor ve bu kontrolcü gerçekten sıfır ayarında. Görüyorsunuz tertemiz. Zaten aradaki renk farkına bakarak bunun hiç kullanılmadığını anlayabilirsiniz. Bunun artık rengi sararmış elde tutmaktan ama aslında bunu bile fazla kullanmamış arkadaşlar. Yani benim bu cihazı aldığım adam zaten bir koleksiyoner, tıpkı benim gibi oyun konsollarını alıp işte koleksiyonlu falan yapıyor. Neden sattığını bilmiyorum. Satış sebebini sormadım ama adamın hiç oynamayıp uzun süre rafta tuttuğu çok belliydi arkadaşlar. Zaten baya bir araştırmaya girdim. En temizini bulmaya çalıştım. Eğer sıfırını bulsam sıfırını bile alacaktım arkadaşlar. Ama Türkiye'de bulabildiğim en temizi buydu. Bakın şimdi geliyoruz konsolumuzun kendisine şöyle hemen kaldırıyorum. Görüyor musunuz arkadaşlar tertemiz ya. En ufak bir çizik bile olmaz mı? 2000 yılında çıkan 22 yıllık bir konsol gerçekten ilk günkü temizliğindeymiş gibi duruyor. Arkası, önü, her yeri tertemiz. Yani herhangi bir kir, toz falan da yok ya. Adam gerçekten 22 yıl boyunca neredeyse hiç el atmamış şu konsola. Bir koleksiyoner için bulunmaz nimet diyebilirim şu temizlikte bulmak PS1'ı. Biliyorsunuz konsol ne kadar eskiyse temizini bulmakla o kadar zor oluyor. Burada açma kapama tuşu var. Bir tane CD koyma tuşumuz var. Bakın buna basıyorsunuz. CD bölmesini açıyor. Yine burası da gerçekten sıfır temizliğini koruyor arkadaşlar. Yayı falan iyi yani bastığınız gibi şak diye açılıyor. Buradan memory kartlarını takıyorsunuz. Bende bir memory kart vardı ama kutuya koymayı unuttum sanırım evde kaldı o. Yani bende var derken onu da adam verdi. Kutunun içerisinde çıktı. Devam edelim burada neler var? Güç adaptörü var. Bunun için çeviriciye ihtiyaç var diye tahmin ediyorum. Aynen öyle. Herhalde yurt dışından almıştır. O yüzden bu şekildedir. Burada ne varmış? Güç adaptörü. Bu da mı güç adaptörü ya? Bir dakika, yeni görüyorum bunu. Aa bak bu da Sony'nin. E bu neyin o zaman? Pardon arkadaşlar bir yanlış anlaşılma oldu. Yanlışlıkla <laughs> evde bulduğum güç adaptörünün kutunun içine koymuşum ya. Karıştırmışım demek ki. Şimdi ben video çekeceğim diye hepsini öncesinden evde kutuya koydum tekrardan. Güç adaptörümüz bu orijinal Sony. Zaten Türkiye'ye uyumluymuş ucu. Bunu da yeni görüyorum. Konsolu hiç çalıştırmadım bu arada aldığından beri. Çalışıyor mu çalışmıyor mu test etmedim yani. Herhalde çalışıyordur diyeyim. Burada da işte televizyona bağlamanız için bir kablo var. Yine neredeyse ilk günkü temizliğini koruyan... PS1'ın kullanım kılavuzu var ya. Bak şöyle göstereyim. Gerçekten tertemiz arkadaşlar bu da. İrlanda yazıyor ya. Dem ürün İrlanda'dan mı alındı acaba? Ve şeyle yazmışlar. El yazısıyla yazmışlar arkadaşlar tükenmez kalemle. Bu garanti belgesi olabilir. Demek ki İrlanda'dan alınmış. Kullanım kılavuzu görüyorsunuz. Aa bu ne be? Bu sticker sticker gibi bir şey posta yoluyla bir şey mi gönderiyormuştu anlayamadım bunu bilenler ne olarak kullanılıyor acaba yorumlara yazarlarsa sevinirim yani o dönemde yaşamadığım için şimdi ne olarak koymuşlar bilmiyorum. 2000 yılında ben dünyada yoktum arkadaşlar. Ben 2002 doğumluyum. Ben doğmadan 2 yıl önce çıkmış. Düşünün. 2 yıl önce ben doğmadan. Benden yaşlı alet, benden temiz duruyor gerçekten. Çok tuhaf. Evet, PS1 bu kadar arkadaşlar. İncelediğimiz konsolları bir sol tarafa mı koysak? bir gamepad ile birlikte bırakalım. Sonrasında tekrardan bir dönüp bakış atarız arkadaşlar. Hepsini yan yana koyarız. Ortam bayağı dağılacak bu arada. Siz görmüyorsunuz arka plan darmadağın olacak. Benim bunları sonrasında toparlamam gerekecek. Şimdi sırada ne var? PS2 var tabii ki. Yine bunun da kutusu oldukça temiz görünüyor. Bu da 2004 yılında çıkmış bir konsol. Kendisi slim modeli. FED kasası 2000 yılında çıktı diye biliyorum. Bu konsol PS1'dan 4 yıl daha yeni olmasına rağmen yine de bunu bulmak bayağı bir beni zorladı ve tam olarak da içime sinmedi. Şimdi size nedenini göstereceğim. Evet kutu falan temiz duruyor gayet. Ben bunu direkt gidip satın almadım arkadaşlar. Ankara'da yaşıyorum. Neredeyse Ankara'da ilana koyulmuş temiz olduğu iddia edilen bütün PS2'lere tek tek günümü ayırıp gittim, baktım. Hep çizikler, kırıklar vardı. Hiç temiz koleksiyonluk temizliğinde tıpkı bu PS1 gibi birisini bulamadım. O yüzden internetten sipariş vermek durumunda kaldım. İnternet üzerinden bir adamla anlaştım. Bana koleksiyonluk dedi, tertemiz dedi. Güvenmek gibi bir hata ettim ve adama gerçekten PlayStation 2'lerin piyasasından çok daha yüksek bir miktar para gönderdim. Yani biraz daha üstüne koysam, iyi araştırma yapsam sıfır falan bulabilirdim belki o fiyata. Ve çıkan sonuç şu. Şimdi hemen size göstereceğim. Neyse hıyar da çıkabilirdi. Buna da şükür diyelim. Gamepad bu arkadaşlar. Şimdi bir kere bu koleksiyonluk bir cihaz değil yani bir nevi kandırıldık özellikle gamepad'in hali mahvolmuş bir durumda ben buna yeni gamepad kesinlikle alacağım. Sağda solda artık araştıracağım. PlayStation 2'nin kendisi de bu. Şimdi diyeceksiniz ki ya bayağı temiz duruyor aslında. Evet, gerçekten temiz duruyor. Yani şöyle sağa soluna bakacak olursanız özellikle uzaktan bakacak olursanız her temiz koleksiyonluk sıfır gibi durduğunu fark edeceksiniz. Ama ne zaman ki şöyle yakından dikkatlice bakacak olursanız üzerinde çizikler olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Cihazın sanırım en büyük kusuru burada çiziklerinin olması. Başka gerçekten neredeyse hiçbir kusuru bulunmayan yine tertemiz bir cihaz aslında. Ben bunu problem ettim çünkü bana satan adam hiç çizik yok dedi ve ben hiç çizik olmamasını göz önünde bulundurarak o parayı ödedim. Yoksa ben de biliyorum yani buna benzer birkaç tane daha cihaz gördüm. 2-3 kat daha ucuza satılıyordu. O yüzden diyorum bir tık kazık yedik diye. Artık yapacak bir şey yok. Şu an koleksiyonumda sanırım en temiz olmayan cihaz bu. Ya aslında bu da temiz dediğim gibi ama üzerinde bir tık çizikler var diye kafayı bozup bundan bir tane daha almayı düşünüyorum. Sıfır kapalı kutu almayı düşünüyorum bu sefer. Bir araştırma içerisindeyim yurt dışı piyasasına falan bakıyorum. Bulursam belki alıp videosunu çekerim ama belki videosunu çekerim. Şimdi söz vermeyeyim. Bakın bunun da CD yeri şu şekilde. Buradan CD'leri koyup oyunları çalıştırıyorsun CD diyorum bu arada DVD mi Blu-ray falan deniyor galiba değil mi? Artık kafanıza nasıl eserse. Şimdi üçüncüye gelmek istiyorum. Bunun zaten videosunu çok yakın zamanda çektim. O yüzden çok uzatmayacağım. Konseptimiz hepsinin kutusunu açmak olduğu için hemen kutusundan çıkarıp geçeceğim. Bu arada fark ettiyseniz ürünlerin kutu içeriğinin bazıları bulunmuyor. Çok kasmadım. Yani hepsinin işte güç adaptörü ne kadar kutuya koyayım gibisinden düşünmedim çünkü gerek yok yani o kadar her şeyine tek tek bakmaya. Bu zaten sıfır doğal şok üçümüz bunu sıfır olarak almıştım biliyorsunuz. Hikayesini falan her şeyini anlatmıştım. O yüzden çok fazla uzatmıyorum. Sadece kutusundan çıkarıyorum şu şekilde. PS3'ümüzde böyle arkadaşlar ne fark ettiniz hemen dikkatimizi ne çekiyor arada çok ciddi bir boyut farkı yaşanmış bakın 1 ile 2'nin boyutu çok yakın İkisi de slim kasa iki kasanın da FET modeli var e bunlar slim kasa ama PS3 de slim kasa yani aslında adil bir karşılaştırma oluyor 2'den 3'e geçtiğimiz zaman artık konsol boyutunun ciddi oranda büyüdüğünü görüyoruz çünkü çok daha güçlü bir oyun konsoluyla karşılaşıyoruz burada. Şimdi benim şu zamana kadar en çok kullandığım konsol aldığım ilk PlayStation, ilk göz ağrım PS 4'e geliyoruz. İşte burada yıllar önce kutu açılımını yapmıştım. Bunun ben 500 GB'lık modelini almıştım. Şöyle bir masayı açalım. Yer kalmadı buna. Eh, seni de şu tarafa doğru alıyorum. En baz modelini almıştım arkadaşlar. Hem 500 GB hem slim kasa. Genellikle konsol alırken en baz modeli almayı pek sevmem ama bunda en baz alma e, sebebim ben bu konsolu hoşuma giden bazı PlayStation özel oyunları oynamak için almıştım. Yani çok az oyun oynarım hani çok kullanmam. diye diye düşündüm. Zaten de öyle oldu. Gerçekten çok az kullandım. Çok fazla oyun oynayamadım. Yoğunum arkadaşlar ve çok fazla oyun oynayacak vaktim olmuyor maalesef. Hemen bunu kaldıralım bakalım. Burada oyun konsolumuzun kendisi çıkıyor tabii ki. Şimdi bu konsolun rengi altın sarısı. Bunu genellikle ilk görenler vay be nasıl konsolmuş falan özel seri mi diye düşünüyor. Aslında özel seri falan değil. Bunu ben kendim kapladım. Hatta kanalda videosu da mevcut. Bir kaplama, bir konsola bu kadar mı yakışır ya? Çok güzel oldu gerçekten. Ben bunu full standla kullandığım için sadece alt tarafta ufak bir aşınma oldu. Zaten burası normalde standa denk geliyor. Şu şekilde kapanıyor, görünmüyor. Şimdi video çekeceğim diye standdan çıkardım. Buralarda kaplamada aşınmalar oldu. Çok takılmayın oraya. Bunun kontrolcüsünü de çok seviyorum. Şurada işte kullanım kılavuzumu çıkıyor. Aynen kullanım kılavuzlarını koymuşum buraya. Kontrolcümüz bu sefer DualShock 4 arkadaşlar. Yine kullanmaktan çok keyif aldığım bir kontrolcü. DualShock 3 ile 4 arasındaki farka bakacak olursanız 3-4'e göre çok daha eski hissettiriyor. Tasarımsal olarak güzel yenilikleri vardı bu kontrolcünün. Tabi yenilik dediğimiz zaman karşımıza... PS5 gibi bir canavar çıkıyor. İşte level 99 bölüm sonu bossumuz bu. Şu canavara bir yer ayırabilir miyiz? İçlerinde en yeni konsol bu olmasına rağmen kutusu en kötü durumda olan konsol yine bu arkadaşlar. Her tarafında yırtıklar var. Sebebini birazdan anlayacaksınız. Şöyle dikelteyim. Şurasını bantladım. Çünkü bantlamazsam eğer şöyle kendi kendine açılıyordu. Bakın burası da yırtık, sağı da yırtık. İçte ayrı bir kutumuz daha çıkıyor. Şunu şöyle çekiyorum. Evet, yırtık olmasının sebebi oldukça belli. Dışında çok ince bir kutu kullanılmış. Asıl boyalı olan kısım bu. Gerçekten çok ince ve yırtılmaya çok müsait. O yüzden yırtık pırtık, paramparça durduğu yerde güneşin altında bu hale geldi yani. Gelelim bunun da kutusunu şu şekilde açalım. Burayı kaldırıyoruz. Tabii ki doğal sensimiz çıkıyor arkadaşlar. Çok yenilikçi duruyor. Bak şu an fark ettim. Hepsine sırayla bakınca aradaki gelişimi böyle gözlerinizle görüyorsunuz ya. O vay be hakikaten de teknoloji gelişmiş dedirttiriyor size. Şimdi konsolumuzun kendisine gelince bunu iyice anlayacağız. Gel bakalım gel bakalım. Tamamdır. Yeter artık şu kutulardan bir kurtulmak istiyorum ya. Şunu at. Bunu at her taraf darmadan oldu. Ya abi şuna bakar mısın ya. Şimdi tamam nostalji seviyoruz, koleksiyon yapıyoruz, eski konsolları alıyoruz falan ama gerçekten adamlar 5. modelde tasarımı döktürdüler. Sevmeyen de birçok kişi var. Ben tasarımını çok seviyorum arkadaşlar. Konsolumuz bu. Şöyle önden bu kameraya da gösterelim. Gerçekten büyük olduğunu fark edeceksiniz. İlk çıkan PS Vana göre ilk çıkan derken tekrar ediyorum. FED kasadan bahsetmiyorum. Aradaki boyut farkına şu şekilde bakın. Artık işler ne seviyeye gelmiş buradan anlayabilirsiniz. Hepsini şöyle sırasıyla dizeceğim. Şöyle gamepad'lerimizi de sırasıyla koyalım bakalım. Masaya sığdıramadım ki ya. İlk kontrolcümüz bu şekilde. Herhangi bir joystick bile bulunmuyor. Fakat dikkatli bakın. Ana tasarım atları hala duruyor. İkinciye geçtiğimiz zaman joysticklerimiz gelmiş. Ama yine hep klasik tasarım aynı arkadaşlar. Üçgen, kare, çarpı, yuvarlak, Solda D-pad'imiz, joysticklerin pozisyonu bundan böyle hep bu şekilde devam ediyor. Modern kontrolcülere bayağı benziyor aslında PS1'in kontrolcüsü. PS2'ye geldiğimiz zaman yani çok bir fark göremiyorum dış bakımdan. Sanki aynı kontrolcüyü siyaha boyayıp yollamışlar gibi. Elbette teknik olarak fark olabilir ama fiziksel olarak baktığım zaman hala aynı tasarım anlayışı, aynı tip devam. PS3'e geldiğimizde hala aslında aynı şekilde gitmişler. En büyük fark tabii ki kablosuz olmuş. Bunda güzel bir titreşim var diye biliyorum. Aynı zamanda artık hassasiyetli olmuş. Yani sadece Tıpkı şundaki gibi sıradan bir tuş değil de şu şekilde istediğiniz kadar basabiliyorsunuz. Doğal çok 4'e geldiğimizde gerçekten ciddi yenilikler yaşandığını görüyoruz. Tasarımsal olarak farklılığa gidilmiş, kalite olarak çok daha iyi. Buraya dokunmatik panel eklenmiş, hoparlör eklenmiş. Teknoloji olarak tabii ki çok daha iyi. Yani gerçekten 4'e geçtikleri zaman güzel bir iş ortaya çıkarmışlar. İş tabii ki sense PS5'in kontrolcüsüne geldiği zaman ya cihazdaki teknoloji işte tetik bölümünün artık size oyunlarda hissettirmesi, oyunda yaşadığınız şeyi, titreşimlerin inanılmaz bir seviyeye gelmesi, yani yürüdüğünüz zeminin bile farkını hissedebilmeniz, üzerinde dahili bir mikrofonu olması, tasarımsal olarak çok daha ergonomik, şık bir cihaz olması tabii ki bambaşka bir seviyeye gelmiş. Şöyle ilk çıkan kontrolcüyle arasındaki farka bakarsak işlerin ne seviyelere geldiğini görebiliriz arkadaşlar net bir şekilde. 22 yılda bu noktadan bu noktaya gelinmiş arkadaşlar. Bu tabloya iyi bakın. Darmadağın olduğu ortam tabi ben bunları bu şekilde koymayacağım yani eve. Güzelce sergileyebilmek için farklı işte standlar belki kaplamalar alıp hoş bir şey yani kafama göre bir takılacağım. Nasıl bir şey yaparım bilmiyorum. Ya aparatlar aslında yanımda. ilginç şeyler aldım ama hepsine burada tek tek bakarsak video yetişmeyebilir. Şöyle birkaç tanesini göstereyim. PS5 için ekstra bir stand aldım. Bu standa iki tane kontrolcüyü koyup şarj edebiliyorsunuz. Yani hoşuma gitti görüntü olarak ama kablosuz şarj etmediği için hoşuma gitmedi. Ayrıca konsolu vidalayarak da koymadığınız için biraz sallantı yapıyor. Yani çok hoşnut kalmadım. Bir de gittim sırf bunda iki bölme var. Birisi boş kalmasın diye bir tane daha dual sense aldım. Onu da şöyle göstereyim size. Evet, videomuz bu kadar. Hani çok İnceleme videosu gibi yapmak istemedim. Amacımız eğlenmek olsun. İşte gelişimine bakalım konsolların. PS1'den 5'e kadar ne seviyeye gelmiş bunu görelim istedim. Ayrıca çok da istek gelmişti koleksiyonunu göster, koleksiyonunu göster gibisinden. Xbox koleksiyonumu tamamlayıp videosunu çekeyim mi? Nintendo için aynısını yapayım mı? Veya bu PlayStation'ın işte el konsolları olur. Farklı el konsollarının da koleksiyonunu yapıyorum. Onları da göstereyim mi? Çok istek gelirse belki yaparım arkadaşlar arkadaşlar. Lütfen fikirlerinizi dediğim gibi yorumlar kısmında yazın. O zaman bu videomuzun burada sonuna geliyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz de beğenmemeyi unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone de olabilirsiniz. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Bay bay.